Mutlu günler sevgili spor severler. Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yılpor Samsunspor'da yaşanan son gelişmeleri, Alanya Spor maçı öncesi öne çıkan haberleri derledik ve topladık. Sizlerle paylaşmak istedik. Evet sevgili spor severler, önceki günkü yayınımızda da belirttiğimiz gibi Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un takımdaki geleceği belirsizliğini hala koruyor, sürdürüyor. Alman çalıştırıcı sezon içerisinde özellikle ligin ikinci yarısıyla beraber sözleşme yenileme isteği olmasına rağmen kendisi sezon sona ermesinin ardından yeni sözleşme, yeni mukavele olayında masaya oturacağını söylemişti. Halihazırda da Samsunspor'un transfer yasağıyla ilgili henüz daha bir gelişme yaşanmamasından ötürü Markus Gisdol ligin bitimine 2 hafta kala halen daha sözleşme yenileme konusunda net bir şey söylemiyor, masaya da oturmuyor diyebiliriz. Bununla beraber yerel ve ulusal medyada öne çıkan bazı haberler var. Markus Gisdol'un Samsunspor'daki geleceği yardımcısı Erdinç Sözer'e bağlı gibi haberler dolaşmaya başladı. Hatırlayacağınız üzere Erdinç Sözer sezon başı Samsunspor'un gündemine gelmişti. Geçen sezon başında. Ancak olmamıştı. Daha sonra Markus Gisdol'un göreve gelmesinin ardından kendisi de Almanya'da Markus Gisdol'la daha önce çalışmış bir teknik direktör olarak, yardımcısı olarak Samsunspor'da görev almıştı. Biraz burada Erdin Sözer'e çok iş düşüyor gibi görünüyor. Bununla beraber Başkan Yüksel Yıldırım önceki gün yapmış olduğu açıklamada transfer cezasıyla ilgili net bir şekilde şunu söyledi. Eğer transfer yasağımız devam ederse ona göre, yasak kalkarsa da ona göre bir B planı aşamasında hareket edeceklerini söyledi. Yani benim tahminim, yasak kalkarsa teknik direktör Markus Gisdol da daha rahat bir şekilde, daha eli güçlü bir şekilde masaya oturacak. Eğer yasak devam ederse Gisdol'un şartları değişebilir. Ya da ben transfer yasağı olmayan bir kulübü çalıştırmak istiyorum, geçtiğimiz sezon çok zorluklar yaşadım deyip de masadan da kalkabilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Yasak demişken de sevgili spor severler, Samsunspor'un yasağı FIFA ya da UEFA'nın sitesinde halen daha görülmüyor net bir şekilde. Bununla beraber CAS'dan gelecek İsviçre Federal Mahkemesi'nde buradan çıkacak sonucu da Samsunspor bekliyor diyebiliriz. Nitekim ki Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor 4 dönem, Alanya Spor 1 dönem, Antalya Spor 4 dönem, Hatay Spor 1 dönem, Konya Spor 1 dönem, Kayseri Spor 1 dönem, düzeltiyorum, Konya Spor ve Ankara Gücü 2 dönem transfer yasağı almış. Yani hali hazırda Süper Lig'de birçok takım transfer yasağı almış ki burada notlarım arasında bakıyorum. Antalya Spor ve Adana Demirspor 4 dönem transfer yapamadığını düşünürsek, altyapıdan da Türkiye'deki Süper Lig'deki takımlar çok az futbolcu oynattığını öngörürsek bu takımların sonu uçurumun dibi gibi gözüküyor. Samsunspor'un hali hazırda 2 yıl verilmiş bir cezası vardı. Bunun 1 yılını tamamladık. 1 yılda uzatılmış bir şekilde bir ceza söz konusuydu. Bununla alakalı Samsunspor avukatları, kulüp avukatlarımız ve İsviçre'de bulunan avukatlar CAS'da ve İsviçre Federal Mahkemesi'nde itirazlarını halen daha sürdürüyor. Samsunspor'un cezasında da şöyle bir şey var. Futbolcuyla karşılıklı olarak anlaşma sağlanıp sözleşmenin feshedilmesi konusunda bir pürüz yaşandığı için Samsunspor bu yüzden transfer cezası aldı. Yoksa tüm futbolcuların alacakları kuruşuna kadar ödendi. Herhangi bir alacak verecek söz konusu değil. Sadece oyuncuların Samsunspor'dan gönderilme şekilleri ve yahut paralarını almalarına rağmen sözleşmelerin karşılıksız tek taraflı feshedilmesinden dolayı Samsunspor'a şikayet etmelerinden ötürü bu cezalar gelmişti. Bu yönde Samsunspor net bir şekilde İsviçre Federal Mahkemesi ve CAS'a, FIFA'ya ve UEFA'ya yaptığı itirazlarda ben oyuncuların paralarını ödedim, herhangi bir alacaklı bir futbolcu benden yok. Bu yüzden de transfer cezası genelde oyuncu, menajer ya da kulüplere olan para borcu nedeniyle veriyor. Bizim herhangi bir kulübe, futbolcuya ya da menajere borcumuz yok. Bu nedenle bizim transfer yasamızı kaldırın yönünde itirazlarımız hali hazırda devam ediyor. Umuyorum ki, inanıyorum ki Samsunspor'un transfer cezası bir an evvel kalkacaktır. Transferde demişken, bu sezon sona ermesinin ardından takımdan gidecek oyuncular da şöyle bir derleyip topladığımızda, Taylan Antalyalı Galatasaray'dan kiralık olarak gelmişti hatırlayacağınız üzere. Taylan Antalyalı yeniden eski kulübü Galatasaray'a dönecek sezonun sona ermesinin ardından. Bununla beraber sözleşmeleri dolan
Yani biten Fofana, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Yakup Suzuz gibi birçok futbolcu da Samsunspor'la yollarını ayıracak. Hadi bu futbolcuların sözleşmeleri doldu. Transfer tahtamız açılırsa yeni sözleşme belki buradan bir iki futbolcuyla imzalanabilir ama bununla beraber de Celil ve Ahmet Sakat da Samsunspor'a sezonun sona ermesinin ardından geri dönüş yapacaklar. Celil hatırlayacağınız üzere Samsunspor'un ardından Süper Lig şampiyonluğunu, sevincini, birincilikten Süper Lig'e çıkma sevincini ikinci kez Göztepe'de yaşadı. Bununla beraber Ahmet Sakat da önceki gün yani dün Çorum FK formasıyla Kocaelispor'u eleyerek birincilik playofflarında yarı finale çıkma sevinci yaşadı. Yani Samsunspor'dan giden tüm futbolcular gerek ikincilikte gerekse birincilikte birbirinden önemli işlere imza atmaya devam ediyorlar. Takımda sözleşmesi devam eden, benim de kafamda soru işaretleri oluşturan diğer futbolcularsa Ercan Kara, Muja, Raman. Ercan Kara sezon başı büyük umutlarla gurbetçi golcü olarak transfer edildi ama beklentilere pek karşılık veremedi diyebiliriz. Bununla beraber devre arasında Muja ve Raman da büyük umutlarla çok büyük sükseyle transfer edildi ama halihazırda bu futbolcular tam anlamıyla Samsunspor'a istenileni veremediler. Sezon başı diğer transfer edilen yabancı futbolcularımız Dimata ve Tait'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Tait normalde çok kaliteli futbolcu. Dimata geldiği kulüplerde birbirinden önemli işlere imza atmış futbolcular. Bu konular lig sona ermeden biraz erken davranıyor diyebilirsiniz ama devre arasında transfer tahtamız açıldığında hazırlıksız yakalandık mazeretiyle Samsunspor yetkilileri, menajerler ya da teknik heyet ya da futbol direktörlerimiz bu tarz söylemlerle karşımıza çıkmasın diye ben şimdiden bu konulara değiniyorum. Çünkü bir gözü açıp kapayana kadar lig sona eriyor ya da yeni sezon başlıyor ya da devre arası transfer dönemi açılıyor, kapanıyor. Bu nedenle hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp ona göre adımlarımızı daha garanti bir şekilde atmamız lazım. Son olarak Başkan Yüksel Yıldırım Samsunspor taraftarlarına çağrıda bulundu. Alanyaspor karşısında alınacak puan ya da puanlarla ligde kalmamızı kendi ipimizi kendimiz koparmalıyız dedi ve tüm taraftarlarımızı yarın oynanacak Samsunspor Alanyaspor maçına davet etti. İnşallah Başkan Yüksel Yıldırım önümüzdeki sezon kombine fiyatlarına biraz daha makul fiyatlarla bu taraftarın kıymetini, değerini bildiğini en güzel şekilde belirleyeceği fiyatlarla bir kez daha gözler önüne serer. Zaten son dönemlerde Başkan Yüksel Yıldırım yapmış olduğu yapıcı açıklamalarla, eleştirilerle Samsunspor taraftarının gönüllerinde tat kurmaya devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Çünkü halihazırda şurada transfer yasağı olan kulüplere bakıyorum da Samsunspor nereden nerelere geldi sevgili spor severler. Geçmiş dönemde Bursaspor Süper Lig'e damga vurmuş, şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmış Bursaspor şu anda amatöre düşme yolunda ilerliyor. Bunları da görmezden gelemeyiz. O nedenle Samsun futbolu için, Samsun spor için daha yapıcı, daha destekçi olmalıyız. Samsun futbolu demişken de yarın pazar günü düzeltiyorum. 19 Mayıs pazar günü Samsun derbisinde Çarşamba Spor'la Bafra Spor karşı karşıya gelecek. Derebahçe Spor tesislerinde yapılacak. Zorlu 90 dakika saat 14.00'da oynanılacak. Ben de inşallah orada olacağım. Olmaya gayret göstereceğim. Çok güzel bir karşılaşma olacak çünkü her iki takım da çok güçlü bir kadroya sahip, teknik direktörleri deseniz zaten birbirinden başarılı, deneyimli teknik direktörlere sahip Çarşamba Spor ve Bafra Spor. Bu nedenle süper amatörden gelip de Bafra Spor'un başarısız olacağını düşünenler varsa bence yanılıyordu çünkü birbirinden önemli isimlere sahipler. Bununla beraber Çarşamba Spor normal sezonu çok iyi bir konumda tamamlamasına rağmen Büyükşehir Belediyespor'un kendisinin bir üst sıralamayı ikinci sırada tamamlayıp Çarşamba Spor'un 4 ya da yanılmıyorsam 5. sırada puan sıralamasını tamamlamasından dolayı Samsun takımının kendisinden bir üst basamakta olduğu için Çarşamba Spor bu nedenle playout oynamak zorunda kaldı. Zevkli, güzel bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Tabii ki futbolun olumsuz yönlerini değil de olumlu yönlerini her zaman konuşalım. Çünkü iki gücü de ilçemiz, iki gücü de takımımız Samsun derbisine yakışır bir şekilde 90 dakika izleyelim. Gönül ister ki maç uzatmalara gitsin, hatta penaltılara gitsin. Bizler de futbola doyalım. Çünkü ligin sona ermesinin ardından artık futbola biraz ara vermek zorunda kalacağız. Samsun Spor'dan ve Samsun Futbolu'ndan uzak kalmış olacağız. Daha çok transferler
Ve de diğer konuları konuşuyor olacağız. Bu nedenle inşallah yarın Samsunspor Alanya karşısında güzel bir netice alır. Pazar günü de Samsunspor Samsun derbisinde hak edenin kazanacağı bir 90 dakika ya da 120 dakika artı penaltılar izleriz diye düşünüyorum. Samsunspor'la ilgili teknik direktörümüz Markus Gisdol'la ilgili ve transfer cezası ile ilgili yaşanabilecek en son gelişmeleri bir sonraki programda değinmek, sizlerle paylaşmak dileğiyle Alas mı aldık?